İstanbul Sultanahmet'te düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden 10 kişiden çoğunun Alman vatandaşı olduğu bildirildi. Başbakan Davutoğlu, Almanya Başbakanı Merkel'i arayarak olayla ilgili bilgi verdi ve taziye dileklerini iletti. Merkel de terörizme karşı birlikte durmanın zorunluluğunun tekrar ortaya çıktığını kaydetti. Almanya'nın yılbaşından beri Avusturya'ya geri gönderdiği sığınmacı sayısında artış yaşanıyor. Kuzey Avusturya'dan bir polis sözcüsü, Aralık ayında 60 olan günlük geri gönderilen sığınmacı sayısının yılbaşından beri 200'e yükseldiğini açıkladı. Geri gönderilenlerin çoğunu geçerli belgesi olmayan sığınmacılar oluşturuyor. Alman Bild gazetesine röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin NATO ile işbirliğini canlandırmak istediğini açıkladı. Türkiye ile yaşanan uçak krizine de değinen Putin, savaş suçu olarak nitelediği olayla ilgili olarak Türk hükümetinin NATO'nun kapısını çalmak yerine özür dilemesi gerekirdi dedi. Yardım ekiplerinin aylar sonra girebildiği Suriye kasabası Madaya'da 400 kişinin durumunun yetersiz beslenme nedeniyle kritik olduğu ve tahliye edilmesi gerektiği belirtildi. Yeni Zelanda'nın BM nezdindeki Büyükelçisi Van Boehm'in de Suriye'de zor durumdakilere sürekli ulaşım sağlanmalı dedi. Emisyon skandalının zararlarını gidermek için Amerika turuna çıkan Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller, Amerikan Çevre Koruma Ajansı EPA ile bir araya gelecek. EPA halihazırda şirketin sunduğu önerileri inceliyor. Müller, müzakereler konusunda iyimser olduğunu söyledi. Amerika'da haftalardır devreden Powerball adlı loto çekilişinin ikramiyesi rekor rakam olan 1 milyar 400 milyon dolara ulaştı. İkramiyenin çekilişin yapılacağı çarşambaya kadar daha da artması bekleniyor. Amerikalılar çekiliş öncesi bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.